İş yeri sahiplerine büyük maddi kazançlar sağlamak için çalışan Cenap Kaygusuz, kağıt paranın koronavirüs nedeniyle kalkacağı ve firmaların buna ayak uydurmak için bir takım değişiklikler yapmaları gerektiğini anlatıyor. Yeni para düzenine ayak uydurmak için neler yapmak gerekiyor kendisinden öğreniyoruz. Any Business Servis Direktörü Cenap Kaygusuz'la birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta altını çizmiştik efendim. Nakit parayla çalışma devri önümüzdeki günlerde belki de tamamen tarih olacak. Bununla birlikte birçok Türk işletmesi Birleşik Krallık'ta bulunan maalesef nakit parayla çalışmaya çalışıyorlar ya da bu noktadan sonra belki de çalışmalarını durdurmak zorunda kalacaklar. Bu konunun detaylarını öğreneceğiz kendisinden. Geçtiğimiz hafta belirtmiştik değil mi? Bu noktada hala bu sistemi kurmamış bazı işletmeli olabilir. Onlara tavsiyenizi öğreneceğim. Bununla birlikte bu sisteme geçmiş ama gözle görülmeyen ya da farkında olmadan ödedikleri birçok bazı kesintiler oluyor. Bu noktada siz şu an bizi izleyen özellikle Birleşik Krallık'ta yaşayan işletme sahiplerine ne tavsiye ediyorsunuz? Geçiş ne zaman gerçekleşecek? Şimdi şu anda fiziksel olarak zaten hükümetin bir şey belirtmeden yani devletin bir şey belirtmeden aslında biz geçtik. Neden? İnsanlar kağıt para kullanmayı bıraktılar. Bu COVID-19'den dolayı. Ama gerçekte olan da o. Doktorların tavsiyesi, buradaki doktorlar, Türkiye'deki doktorlar tavsiyeden aldığınız zaman kağıdın üzerinde bir gün yaşayabilen bir virüsten bahsediyoruz. Ne oldu? Nakit akışı bu anlamda yani %5, %4'lere belki indi. Daha fazla devletlere de ulaşabildi. Bizim nakit akışında kart makinelerinde almış, yeni alacak ya da kullanan insanlara yani insanlarımıza kendi halkımızdan Türkiye'li vatandaşlarımıza şu business sahiplerine daha söyleyeyim. Şunu tavsiye edebiliriz. Birincisi var olanlar ekstra yani dediniz ya ekstra kesintiler. Yani onların devam eden billerin yani faturalarında ne kadar çarjıyorlar? Yani ne kadar kesintiye uğruyorlar? Bu çok önemli. Bunun farkına varabilmeleri var olan işletmeler için çok önemli. Mesela örnek olarak göstereyim. Aylık mesela yüksek bir süpermarket ya da offline siz yapan kart makine turnover ya da restoran ayda rahatlıkla söyleyebilirim 1000 pound ya da 1500 pound civarında ödeyebiliyor. Burada rate'ler yani komisyon rate'leri kişinin ödediğinde rahatlıkla 500 pound sev yapabiliyor. 1000 pound da 500 pound sev yapmasını sağlayabiliyor. İsim vermeden yani örneklendireyim. Bir işletmenin süpermarket olduğunu söyleyeyim size. Orası daha yeni birkaç önce yaptığımız bir yer. Orası 100 bin pound, 80 bin pound civarında bir aylık turnover olan bir yer. Aylık cirosu olan bir yer. Burada ayda 450 pound bir saving sağladık. Önceki supplier neredeyse ayda 450 pound yıl sonunda yapacak şey 5000 pound'a yakın, 5200 pound'a yakın bir kar. Bu 4 yıllık bir kontratta ne yapar? 20.000 pound. Sadece bir iş yerinden bahsediyorum. 20.000 pound'dan bahsediyorum. Yani önceki 4 yılda önceki eski şey provider diyelim bu kart makinesi yapan şirket 20.000 pound onların almış cebine katmış. Biz ne yaptık o parayı? Bu sefer onların cebinde bıraktık. Bir önümüzdeki 4 sene garanti altına aldık ve sabitledik rate'lerini. Fix yaptık. Yani fix derken değişmeyen rate'lerde tuttuk. Bu önemli. Var olan işletmelerinin kendi billerinin üzerine gitmeleri ve o ayrıntılı invoice'lerindeki yani faturalarındaki ekstra charge'ların üzerine dikkat etmeleri çok önemli. Bize o statement'ı gönderirlerse biz onlara zaten reçeteyi çıkartıyoruz. Teker teker üzerinde onların faturaların üzerinde işaretleyerek yüzde kaç indirim verdiğimizi, nerelerde neleri kaldırdığımızı, nelerden onları kurtardığımızı teker teker gösterip onlara yol gösteriyoruz. Yani çok şeffaf bir şekilde reçeteleri ellerindeki şu andaki o İngilizcesini söyleyeyim şimdi Türkçesini anlamayabilirler. Merchant statement yani kart makinesi kullanan şirketlerde iş yerlerinde merchant statementlarını aylık faturaları billeri yani şirketlerin o kart şirketine gelen bil onu bize göndersinler. Biz onlara ne kadar yılda kaç yılda seveceğimizi rakamlarla gösterelim. Ama garanti ediyoruz. Göndersinler daha düşüreceğiz yani. Orada sorun yok. Ama bir de ikinci sorunu şuydu. Yeni iş yetmeler. Hiç bilmiyor adam. Çok tehlikeli. Çünkü benim bildiğim ben de bir işe yeni girdiğim zaman, sıfır girdiğim zaman çok yaşadım sorunu.
Bizim insanlarımız ne yapıyor bunun için? Öneriyorlar. Ben de öneriyle arkadaşlarımdan diyorum ki bak bu sektörde bu işe girdiğim zaman nasıl bir kişi, bu çalışan bir kişi sorsunlar bizi. Cenab-ı Kaygısız kimdir? Kimlerle çalışıyor? Birkaç isim geçen bölümde verdim. Onların affına sığınarak verdim çalışmamı. Ama bizi aradıkları zaman biz direkt isim veriyoruz. Referanslarımızı veriyoruz. Yıllarca kaç yıldan beri kimlerle çalışmışız. Onlar arasınlar. Bizim güvenilip olmadığımızı araştırsınlar. Ama işte dediğim gibi yeni iş yerinde şu çok önemli. Onların bilemedikleri ekstra kesintiler. Onların terminalleri, dükkanlarını terminal derken POS makinesi. O dükkanda hangi POS makinesinin çalışacağı nokta atışıdır. O nokta atışını yapamazsanız kontratınız yanar ve siz çok sorun yaşarsınız. Kontratınızı bir daha değiştirmeniz çok zor. Biz değiştirebiliyoruz ama diğer şirketler değiştirmiyor. Size çok sıkıntı veriyorlar ve çağrı belki aldığınızda yapacağınız indirimi size burnunuzdan getirebiliyorlar. O önemli. Bir de üçüncü aşamada o kullandığınız POS makinesinin dükkandaki hangi makine olmasının dışında bir de bağlandığı internetin hızı. Biz onu da çözüyoruz. Biz onlar adına o hızı, altyapıyı çözüp bir reçeteyi çıkartıp önüne koyuyoruz. Yarın öbür gün sorun yaşamayacak. Yaşasa da dahi küçük bir ihtimal, minimal edip o ihtimali yaşasa dahi onu çözüyoruz. Sorun yaşamıyor. Yani bizimle çalışırlarsa ya da biz orada onlar için ön araştırmayı yaparsak yani başlarına gelemeyecek sorun her zaman olur. Önemli olan ilgilenebilmek. Biz kendimizden eminiz. Hiçbir sorunumuz yok. Biz orada kart makinesinden insanlarımıza tasarrufu sağlayacağız. Yıllık tatillerini bedavaya getireceğiz. Kart makinesi. Elektrik gazda da yılda her yılda ev faturaları varsa, morgeçleri varsa onları da ödeyeceğiz. Elektrik gazla. İnternetle de çocukların okul harçlıklarını karşılayacağız. Su faturaları da aynı şekilde. Yani biz bunu yapacağız. Vizyon olarak ben bunu yani ben yıllarca büyük şirketlerde çalıştım. Bölge müdürlüğü yaptım. Kendime maddi anlamda hedeflerim var ama benim vizyonum bizim insanlarımızın iş yapan. Çünkü bir iş yerini düşünün, bir basit bir iş yeri kolay değil. Saatlerce 20 saat çalışıyor adam orada, 18 saat çalışıyor. Onun emeğine çok saygım var. Onun parasının çalınmasına enerji şirketlerince, kart şirketlerince, su şirketlerince ya da internet şirketlerince izin vermeyeceğiz. Ve onun yıllık 5000 pound savingini büyük bir yerse de izin verdim ben önceki bölümlerde. 20.000 pound sadece bir product'ta, üründe bunu sağlayabiliriz. Bundan eminiz, garanti ediyoruz. Ama normal bir iş yerinden bahsediyorum. Yıllık bunların hepsi toparladığı zaman 5000 pound save yapması önemli. Bu 10'da olabilir, 15'de olabilir. Onun kullandığı şirketlerin vicdanına kalmış. Vicdanına kalmış. Onun bu işle ilgili yılların verdiği tecrübesi. Ben çok bir şey karşı karşıya kaldım. Bizim onların billerini gördüğümüz zaman, statementlarını gördüğümüz zaman yani resmen ortak olmuşlar. Bu ortaklığı böldük, kırdık ve o parayı onların almasını engelledik. O para onların cebinde kaldı. Bir de en önemlisi şu, bu işlerde dolandırılmak da çok çok bariz. Bugünlerde bizim insanlarımız bu işleri adam yapıyor. Yaptıktan sonra ilk gelen bilde görüyor ama işten geçmiş oluyor. Ne oluyor? Mahkeme, başka kuruluşlar, regülasyonlar gidip kendi hakkını aramaya çalışıyor. Ama o adamın o işi değil ki. Adamın işi kendi işine odaklanmak, o işi büyütmek. Yani o işi genişletmek. Adam artık o yaptığı kontrattan nasıl diyeyim? Tamamen bir şey işine odaklanamıyor ve işinde de kayıplara uğrayabiliyor. Bizim görevimiz onun o yükünü alıp onun işini büyütmesi. Ben size tasarruftan bahsettim. Bir de aynı zamanda o zaman odaklandığı zaman var ya, o zaman işine odaklandığı zaman 5-10 bin pound'dan fazla para yapabiliyor. Yani yıllık 10-15 bine çıkabiliyoruz vizyon olarak. Hedefimiz ona 10-15 bin pound kazandırabilmek. En küçük bir işletme olarak söylüyorum. Biz eminiz. Kendimize güveniyoruz. Nakit akışında yani dediğim gibi değişik ödeme sistemleri var. Covid-19'den dolayı belki hükümet 2020'den sonra bu nakit akışında karta geçecek tamamen ama bu Covid-19'den de fiziksel olarak şu an geçtik. Ve eğer yaşamak istiyorlarsa değişik online ödeme sistemleri, virtual ödeme sistemleri, virtual derken sanal deniyor geçiyor, portallar, bilgisayar ortamları, web sayfaları ya da terminaller, POS makinelerinden bahsediyoruz ya da mobile ödemeler, bunların hepsine geçmesi gerekiyor. Geçemezlerse işletmeler şu önümüzdeki 6 ya da 1 yıl içinde yaşayamazlar. Benim görüşüm bu. Belki yanlış görüyor olabilirim ama benim şu anda önümüzdeki 6 ve 1 yıl içinde net söyleyeyim kesinlikle kontaktlısı ödeme sistemlerine geçmeleri gerekiyor ve bunlara da güvenli olanı seçmeleri gerekiyor. Ona göre de kendi işlerine çok iyi başarılı olacaklarını düşünüyorum. Neden? Bizim iş yerlerimiz şu anda restoranlar kapalı biliyorsunuz. İçeriye oturamıyorsunuz. Ama Takeaway'in önemli özelliği şu. Müşteri web sayfasına gidip oradan online ödeme sistemini verebiliyor. Oradan online bazı para hesabına gidebiliyor. İkincisi terminalle telefonda arayıp terminalden
banka bilgilerini verip ödeme yapabiliyor. Üçüncüsü de hiç yapmadığınız müşterinin kapısına gidiyorsunuz, müşteri orada bir şey bırakıyor. Bariyer koymuş, bariyerin önündeki masaya gidiyorsunuz, orada makineye koyuyorsunuz. Siz geri gidiyorsunuz, makine kontaktla seni dokundurmuyor, geri çekiliyor. Böyle bir ödeme yapıyor ama nakit ödemiyor artık. Bunu göz ardı etmesinler, bir an önce bunları araştırsınlar, buyursun gelsinler. Biz onların için araştırmayı yapalım, reçetelerini çıkartalım. Sonra yine araştırsınlar, önemli değil. Görecekler bizim vereceğimiz reçete hepsinden.